Hepinize merhaba. Bugün glutensiz ve bulgursuz mercimek köftesi yapacağım. Bakalım nasıl olacak? Bu şekilde ilk deneyimim olacak. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi mevsim olmadığı için soğanlarımız ve maydanozlarımız tabii pek güzel değil. Ama fark etmez, onları temizleyeyim. Şöyle doğramam lazım. Önce soğanları bir temizleyelim. O koptu. Bir de kuru soğan girecek bunun içine. Ama önce şu yeşil soğanları bir soyup yıkayacağım. Ben 2-3 katını soyuyorum veya 2 katını muhakkak. Çünkü hani ilaçladılarsa o katlar ne salataya ne yemeğe hiçbir şey koymuyorum. Bir de ayrıyetten yıkıyorum bunları. Bu konuda biraz cinsim ben yani. Çünkü bu ilaçlama olayı çok zehirli olduğu için. Bir su bardağı mercimeği kaynatmaya bıraktım. İçine de bir küçük boydan biraz daha büyük olan orta boy derecesinde bir patates de koydum içine, kaynıyorlar hep birlikte. Şunları ben devam edeyim. Mercimeğim halen daha kaynıyor patatesine birlikte. Çünkü iyice yumuşak olması lazım. Ben de o kaynayana kadar şunları ince ince doğruyorum. Maydanozumu yıkadım. Bakalım nasıl olacak, çok merak ediyorum. Çünkü mercimek köftesi hastasıyım. Yapıldığı zaman yiyorum ama glutensiz yemem lazım. Yani gluten duyarlılığım olduğu için böyle bir denedim. Bir de bu şekilde tabii ki daha iyi olacaktır. Bilmiyorum ama bakacağız. Soğanları küçük küçük. Ne durumda o? Mercimekle patatesin altını birazdan kapatacağım. Çünkü onları süzdüreceğim. Ay. Gözüm yandı, iyi mi? Gözümü yaktı taze soğan. Olağanüstü. Küçük küçük. Doğrayalım bakalım. Nasıl olacak? Bunlar yeter. Fazla yapmayacağım mercimek köftesinden. Belki de o bütün bardağı kullanmam bile. Bakalım. Tuz, karabiber, kimyon, zeytinyağı koyacağım içine. Ama hepsini aşağıda info barına yazacağım ne koyacağım diye. Şimdi şunları bir süzeyim. Karar verdim. O bir bardak mercimeği birazcık soğutup buraya koydum. Ve burada bir orta boy patates de var. Bunlar şimdi soğuması lazım. Ben ama baharatlarını koyup karıştırıp soğutacağım. Biraz tuz ama tuz tabii herkesin kendi zevkine göre oluyor. Az bir şey kimyon koyacağım. Fazla değil çünkü kimyon çok baskın bir tat. Karabiberim bitmiş. Çok az, biraz da karabiber koyacağım. Oh, menü üstten düşürdüm. Ve çok az, biraz da zeytinyağı. Gerçekten fazla koymayacağım. Çünkü bulup sulandırabilir.
Şimdi bunları ezip bir karıştıralım. Bir de yarım kuru soğan koydum. Yani şu soğanın, şu küçük soğanın yarısını koydum. Bakacağım. Daha ne giriyordu buna? Sabah mıydı? Şunları bir karıştırayım. Bakalım nasıl olacak. Çünkü yeşillikli gibi duruyor. Bir de salça girecek buraya. Salçamdan bir yemek kaşığı koyacağım. Normalde 2 yemek kaşığı yazıyor. Ama ben bakmam lazım nasıl olacak diye. Şimdi bakayım. Yetmeyecek galiba bu. Sağlıklı mercimek köftesi yiyeceğiz. Limon falan sıkmayacağım bunun içine. Biraz sonra gereken limonu sıkacağım. Gerçekten çok yumuşak oldu. Tabi normal bulgurla yaparsanız yumuşak olmuyor çünkü çekiyor. Ama şöyle düşünüyorum. Soğudukça da sertleşecek. İyice yoğurmam lazım. Yo, bana bir kaşık salça yetti. Tadına bakayım tuzuna. Tuzu da okey. Sultan koltuğa çıkmış. Koltuğa çıkması artık yasak olduğu için. Onu indirdim. Albüm. Evet, şeyde, büroda. Şöyle. Geliyorum kızım, bırak. Bulgurda da gluten olduğu için. Bulgursuz şeyini seçtim. Evet, çok yumuşak ama tadını çok çok beğendim. Belki bir patates daha koyarsanız. Bir de bunlar daha yani henüz İyice soğuması lazım. Onun için buzdolabına koyacağım. Şöyle bir tabak daha alacağım. İki tabağı yapmak istiyorum. Çünkü yoksa birbirine yapışacaklar. O bir tane büyük yapalım. Şimdi soğudukça daha güzel şekil alıyor. Mercimeği çok seviyorum ben. Alena, ja? Mach deinen Mund zu, wenn du hustest, bitte. Was? Mach deinen Mund zu, wenn du hustest. Ja, no. Alena çok hastaydı. Anca düzeliyor. 8 gün hastaydı. Nein. Evet. Şunu bir tadayım. Zaten videomu burada kapatacağım. Tat olarak mükemmel oldu. Bunu şimdi soğutacağız. Ondan sonra biraz daha sertleşir bunlar. Limondan servis edeceğim. Bitti. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Şimdi çok çok yumuşak olmasına rağmen bence şeyi, tadı tuzu yerinde, böyle şunları küçük küçük köfteler yapıp buzdolabına koyacağım. Orada iyice soğumasını bekleyeceğim. Yemek
yemeğimiz hazır olana kadar. Tat olarak mükemmel. Ben zaten çok seviyorum mercimek köftesini. Yeğenim burada, Sultan'la uğraşıyorlar. Sultan, in oradan. İn aşağı. Nein. Şöyle. Sulti.